Pertevniyal Valide Camii, Pertevniyal Valide Sultan tarafından çok önem vererek yaptırılmıştır. Aslında bu cami, mektep, türbe, muvakkithane ve sebilden oluşan bir külliye olarak tasarlanmıştır. Kasım 1869'da büyük törenlerle caminin temeli atılmıştır. Cami, mektep, türbe ve muvakkithanenin inşası 3 sene sürmüştür. Yapının mimarı Sarkis Balyan'dır. Tasarıma Agap Balyan'ın da katıldığı, çizim işlerinde desinatör Osep'in çalıştığı bilinmektedir. Caminin inşaatı ile birlikte yapının karşısındaki köşeye Valide Sultan kendi türbesini de yaptırmıştır. Ayrıca Mahmudiye adını verdiği bir okulun temellerini de attırmıştır. Valide Camii 19. yüzyılın bütün büyük camilerinde olduğu gibi son cemaat yeri artık bir küçük köşke dönüşmüş, giriş bölümü ile geleneksel harimden oluşmaktadır. Birkaç küçük farklılık dışında giriş bölümü simetrik bir plan ve kitle düzenine sahiptir. Beş basamaklı bir merdivenle ulaşılan tek katlı giriş mekanı oldukça büyük bir hole açılmaktadır. Hol, birer koridorla bu bölümün harem ve selamlık olarak ayrılmış mekanlarına bağlanır. Valide Camii, İstanbul camileri içerisinde bezeme bolluğu ve çeşitliliği ile ayırt edilir. Beden duvarları, değinilen cephe düzeni içinde belirgin bir düşey vurguyu öne çıkaran bir bölümleme gösterir. Kubbe, 3 sıra mukarnız şeridiyle oluşturulmuş, etek üzerinde 16 dilimli bir bezemeye sahiptir. Valide Camii, İstanbul'un kentsel düzenleme çalışmalarında en çok zarara uğrayan tarihi miraslardan biridir. 1956 ile 1959 yılları arasında Aksaray Meydanı düzenlemesi ile Vatan ve Millet Caddelerinin açılması çalışmaları sırasında Pertevniyar Sultan Türbesi, Muvakkithane ve Sebil kaldırılmıştır. İşte bu cümleler en başta bizi karşılayan meydandaki tanıtım anıtında yer alan cümleler. Benim cümlelerim ise kelimelere sığmayacak nitelikte. Aksaray Meydanı'na bir kar tanesi gibi oturmuş olan bu camiye hayran kalmamak imkansız. İçerisinde vakit geçirirken kendisiyle sıcak bir bağ kurduran bu cami, camına kar taneleri vurmuş sarkıtlarıyla size bambaşka bir ambiyans sunuyor. Eminim o gördüğüm pencereler gündüz vakti güneşin ışığıyla tüm camiyi ışıltıya boyuyor. Geceyi ay ışığı, kar tanesi gibi aydınlatan camiden ayrılırken içimi huzur kaplıyor ve yavaştan tekrar gelmek ümidiyle buradan uzaklaşıyorum.